Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve ta'ala imam muhasibine kitaplardan, ilimlerden bizge manfaat versin. Ötken seferki derste asasi teşviş dünya bu mesleği hakkıda, kimiki ahiret gamını yese dünyasıya Allah kifaya kılışı hakkıda, kimiki dünya gamını yese Allah onu doim muhtojlardek yashaydigan qilib qo'yishiga dalolat qiluvchi bir nasihatlarni aytdilar. Odam boy bo'lishi mumkin, lekin muhtojlikda yashaydi. Yugurib yelib yashaydi. Endi qarasangiz, muhtoj odam ham unchalik kuyunmayotgan bo'ladi. O'sha vaja'ala faqrahu bayna aynayhi shu. Peshanasiga muhtojlikni yopishtirib qo'yadi degani shu. Muhtoj odam nima qilish? Hozir mana shu ishni qilmasa, mana seni yo'qotib qo'yadiganday ishlaydi odam. Mana shu holat, siz o'ylamang, pulni ko'pligi kamligi yo'q, inson kayfiyatidan kelib chiqadi holatdan. Koreyada yosh katta bo'lib keksayib qolsa yoki bir xil ritmdan zeriksa shart o'zini o'ldirib yuboradi. Oxiratga iymon yo'q. Dunyoda nima uchun yashaydi? Lazzat uchun, mazza qilish uchun, tushib yeb ichib lazzat olish uchun yashaydi. U zerikadi-yu, bir xil holatdan zerikadi. Germaniyada ham o'shundan zerikkanidan o'zini o'ldiradi. Hayotdan zerikkanidan, chunki oxirat bo'lmasa hayotning ma'nosi qolmaydi. Siz hozir hayot tashvishi borligi uchun bolamni uylayman, qizimni chiqaraman, uyqulaman deb turib, qanaqa qilib umringizni o'tkazishni bilmay qolasiz. Keyin aytishadiki, o'zing uchun yashay deganda umr tugab qolar ekanda deydi. Shu yoqacha birovlar uchun yashagan bo'ladi. Bechora. Endi qachonki o'zi uchun yashayman deb o'sha hali bola chaqani ham qilmasdan, oilini zo'rini qilib, ishni qilib, sayohat qilib, yaxshi oilaga olib, yaxshi yeb yashasa, bir pasta zerikadi. Tashvishlar borligi uchun bizga hayot qiziq tuyuladi. Tashvish yo'q bo'lmasa ham yomon zerikarli bo'ladi. Har kuni 8 da ketadi, kechqurun 5 da 4 da keladi. Bir xil hayot, bir xil pul beradi, bir xil ovqat yeydi, zerikadi oxiri. Inson moddaga yopishgandan keyin shunaqa bo'ladi. Chunki uni ruhi oziq olmagandan keyin hayot qiziq qolmaydi. Oxirat o'ylamagandan keyin dunyo mashumi deydi. Mana masalan 10 yil yashadi, bir xil hayot, bir xil kechinma, bir xil. Yana shunaqa qilib yashayman 50 yil, o'lib ketaman undan ko'ra deydi-da. Germaniyada ham eng ko'p o'lim zerikishdan bo'ladi. O'zini joniga suiqasd qilish zerikishdan keladi. Koreyada ham shu narsa bor ekan, undan tashqari shunday xavf bor ekanki, Koreyada agar inson ishdan to'xtasa, ishlashdan to'plab kelgan pul masalan 2 oy 3 oyga yetarganda, undan keyin chiqindiga aylanarkanda u. Modam borib masalan zavodda hissa qo'shib turibdi, ishlab turibdi, robot bo'lib. U o'z mavqeyi bor. İşlemedin mi? Bu ondan ki onu cemiyette geç kanaka kızı koymuyor. Çünkü bala çakası git ki uzun top. Bala çaka yok. O direktör gelip kitse kızı yok. Onun ki başka adam koyup duyarlar. O suikast canı gibi ötü küçüğe yıkıyor. Yani, dünya boyunca birinci orunda. İçkili yem. Ne demek ediyse o şey içkiliğinden lezzet alıp hayatı unutup bir neselerini hayal kılıp o şundan lezzet olmasa hayatta lezzet yok bu yani. Ben akıl oturuş duruş yatış iş şalas. Halbuki o şeyi bana biz gele pul tapı mezakli et. Ula o zirik ya şunda. O şunca metrolarda barsanız metrolarda yerini kırgı akı ge vagonga minedigen cahiniz ge ayna bilen tost divar koyu. Gelip metro poyuz yani o şey eşikke hali ki ayna bilen korurgen divarda eşikleri var. O şey eşikke metro özünü eşikini toğrulap toktaydı. Kiyen açılardı, kiyen adam kiredi. Nimaga shu oyna bilan to'sgan desa, shu metro kelsa o'zini tashlab yuboradigan ko'payib ketgan ekanda. U keyin uni o'ligini chekiga olib hujjatlashtirib boshqa qilguncha metro kutib qolar ekan. O'shandan bezilib shu oyna bilan to'sadigan qilgan. Undan keyin hozir borib deydi, hozir tabletkalar chiqqan deydi. Tabletkani ichadi, 2-3 oyda sekin jigari erib yoki yuragi infarkt bo'lib o'ladi deydi. O'zini o'zi dabdurustdan to'g'ridan to'g'ri o'ldirishga jur'ati yetmagandan, lekin hayotdan to'ygan. Ajalni kutishga ham toqat qolmagan. Dori ichadi, bir oy, 2 oyda sekin o'laveradi. Yuragi ishdan chiqadi, buyragi ishdan chiqadi, shuna qilib o'ladi. O'shanda ishdan to'xtagan paytda 2-3 oyga haligi yetadi. Bo'ldi, o'shundan keyin o'ladi, qutuladi. Hayot shu darajaga tushgan. Nimaga? Dunyoni ham oxirat unutgani uchun. Oxiratni unutsa inson mana shu holatga tushadi, ko'rdingizmi?
Hamı farovon, lekin hayotdan mazza yo'q, lazzat yo'q. Mazmun yo'q. Shu qadarki siz bilan biz uchun o'ta qadrli bo'lgan hayot ular uchun bekorchi narsa. Nimaga oxirat yo'q? Shu yuqoridagi o'tgan safargi hadisdagi ma'no kimiki agar g'ami dunyo bo'lsa, oxirat bo'lmasa. Muhtojligini peshanasiga olib qo'yadi Alloh. Doim o'sha ishdan to'xtadim, o'laman deb o'yladi. Chunki quvvati tugayotgan paytda shart dori icharkanda. Chunki u pensiyaga chiqdi degan undan o'lgan yaxshi ekanda, pensiyaga chiqib yashaganda. Nafaqa olib yashaganda o'lib ketgan yaxshi. Ishga yaramay qolgan paytda o'zini o'zi o'ldirar ekanda. Ha, musulmonlardachi kishi farzandlarini ardog'ida, qo'ni qo'shnining ardog'ida, to'rida, duoda e'zozlanib, mazza qilib hayot kechirib ko'z yumadi. İslam'ın nimetliğini gördünüz mü? Şu bitti, dünya karşıda o yüzden kep çıkardı. Ahiretini o ilaçtan kep çıkardı. Şimdi kendi mevzuda, yangi mevzu gördüler. Mutlaka yangi mevzu. Vahzer ya aki el mira'a fil Kur'an. Kur'an doğrusu da mira, tartışu mira. Mira tartışu, tartışudan saklangın. Nimaga bu gapni aytibdilar? Çünkü bu kişi yaşayan devirde İmam Ahmed'in ham asırları, ortakları bilemiz. Aynı Kur'an hususunda tartışu payda bugün vakit bugün. Mu'tezileler bilen. Ahl-i sünnet noktasında. Mukabilde haşevilerin var. O Kur'an mavzusu üstünde bahs bu türgeni için o şey devrinin takvazasından kep çıkıp bunu et yaptılar. Lekin bu kişi umum mirak kılıp ettiler. Kur'an-ı Kerim'de doğrusu da tartışıştan deyip koydular. Öz aslında Kur'an mahluk mu mahluk olmasın mı degen meselede tartışıştan demokçiler. Umumiyet yaptılar ki bundan başka meselelerin çıkışı mümkün hala. Kur'an'ın üstünde. O şeylerden hemesinden saklanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bahs kılış mümkün ama tartışmaz. Kur'an-ı Kerim'de üstünde tartışıyor şu meselen mahiyeti getemen deyip tartışır. O şey mutezileler bilen bu gendika. Yani ki hakikati yani. Yani Allah'daki Kur'an'ın hakikati yani. Siz bilen bizdeki yani ki Kur'an'ın lafızlarının manasını mı? Şimdi müteşabih ayetlerinin hakikati getemen deyip tartışırsam şunu yıkılır. Alif lam mim mi? Mesela. Yani ki yadullahi degendeki yad kolunu o hakkız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in üstünde tartışış şekilde. Kur'an-ı Kerim'den ziddiyet tapıp tartışış. Kur'an'da ziddiyet yok. Şimdi tasavvur kılır bazı onlar. Kur'an öte mütecanis. Öte birbirine muvafık. Lekin bir karagende bazı adam onu idrak kılar mı? Zahırda bir karagende birbirine ziddiyet diye sözler görünür. Öte hem aklı kasır hudasızlar Kur'an-ı Kerim'ini, belagatını, maksadlarını, Arap dilinin üslubunu, Kur'an-ı Kerim'in menhecini bilmegenden Kur'an'da ziddiyet tapışken. Mesela ilmi ateizm de okutuladı ki Kur'an'da 200'den artık ya da 200'ye yakın ziddiyet var dedi. Ne mekin o diyorsunuz? Şimdi bu ilmi ateizm, yani hudasızlıkını ilmi ispatı degen. Hudanın yoğuluyge ilmi ispat degen. İlmi ateizm degen. Hudanın yoğuluyge ilmi ispat. Hudanın yoğuluyge ilmi ispat Kur'an'da ziddiyet tapışı bile buladı. O Kur'an Allah'ın kim Allah'ın kitabı mesul belki meyle. Varın Kur'an Allah'ın kitabı mesul. Şu Allah'ı diyenim. Akıllı ahval gibi görüyorsun. Kur'an'ı ne bana Kur'an'ı Allah'tan ligini inkar kılayım. Ne bana Allah'ı diyenim şu? Yok. Allah'ın yolu ligi ispat oladım. Yok. Mesela Muhtasar diyen kitap var. Babur'un iki. Bana Nevai'nin iki diye. Şu kitap Nevai'nin iki mesleğini ispat etsiz. Nevai yok oladım şimdi. Baba da Kur'an'ı Allah'dan mesleğini yani ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nispet verip şu adam tokup çıkartken yani bir cinden vururken deyse ya Allah'ın yolu ile ispat öyledi mi şu? Yok. İki akıllı nakısı günü görüyorsun ilmi ateizmi şunu okudu. Şimdi o hop tüzüğü Rabbine sen tapken bu seyem böyle. Ziddiyetlerde en Ali'ye asasilerine ayetin deyiz o. Birinci kertilediği yani ziddiyetlerden bittiyse ayet dedi ki Kur'an'da insanın yaratılışına nispeten verilgen malumatlar öte ziddiyetliydi. Ki suraların rakamını kilitler. O rakamını görgen adam, Kur'an'ın bilmegen adam, oh Kur'an'ın su kılıç görgen adam yazı yaptı diye böyle etti onu.
8. sure 3. ayet, 9. sure 5. ayet çıkar. Bir ayette tufradan yaratganmiz deydi. Bir ayette loydan yaratganmiz deydi. Bir ayette sopoldan yaratganmiz deydi. Bir ayette maniydan yaratganmiz deydi. Bir ayette nutfadan yaratganmiz deydi. Bir ayette suvdan yaratganmiz deydi. Ziddiyatmi shu? Shuni ziddiyat deb o'ylaydi. Ha, tufroq loy bo'lib, keyin sopol bo'lib, keyin yaratilganmi? To'g'rimi? Masalan, shu uyni siz loydan qurgan bo'lsangiz, tufroqdan qurdim desangiz ham to'g'ri bo'ladi. Loydan qurdim desangiz ham to'g'ri bo'ladi. Suvdan qurdim desangiz ham to'g'ri bo'ladi. Ziddiyat yo'q. Shuni ziddiyat deb hamlayapti. Mana shunga Qur'onda tortishuv bo'ladi. Suv ma'niy suv emasmi? Suvku. Go'shtmi yoki? Ha, suvdir. Ben suvdan yarattım degani maniydan yarattım degani kastetmez. Devorni suyuqlik bilan bo'yadim degandek gap. Kraska ham suyuqlik. Devorni suyuqlik bilan bo'yadim. Kraska bilan bo'yadim desa ziddiyatmi kerasi o'rtasida? Yo'q. Shuni ham pamlamaydi-da. O'sha maqsad haqiqatni topish emas. Maqsad nimanidir ayiblab odamlarni qalbiga shubha kiritish bo'lgani uchun shu darajada aqlsizlikka tushadi. Shuni ilm deb o'qitadi yana. Ya ilmiy ateizm yana. Ya'ni ilm ilm emas narsa. 3-chi sinf bola ham pamlaydigan narsalar. Shuni katta-katta unvonli odamlar yozgan shu. Va mamlakatlarda millionlarga odamlarga ilm deb o'qitilgan mana shu. Hali ham ishlanib yurgan nobakor bechoralar bor. Hadisda ziddiyat topgan ham xuddi shunaqa. Tushunmagan, fahmi yetmagan o'zi. Chunki dinni egasidan olmagan, kitobdan olgan. Va yomon niyatda o'qigan. Mana shu ham Qur'onda tortishuv. Qur'onda tortishuvga kiradi masalan. O'sha Qur'onni maxluqmi, maxluq emasmi degan voqeada tortishuv. Hozir ham ko'tarishyapti shuni. Hozir ham shuni ko'tarayotganlar bor. Endi shunda bu kishi Qur'onda tortishuvdan saqlangan. Qur'oni Karim maxluqmi, maxluq emasmi deb savol berma. Bir yo'li savol berma. Endi savol bermasangiz qutulasiz olam gulsan. Biroz savol bersangiz. Imom Malikka o'xshab tur yo'qol deb haydab yuborsangiz, ketadigan odam bo'lsa yana olam gulsan. Ketmasangiz. Siz turib chiqib yuborsangiz Imom Ahmadga o'xshab. Imom Ahmad bidat chiqirsa chiqib yuborganlar turib. Imom Ahmadki tark qildi deb siz chiqib ketgandan keyin hamma u odamni tark qilib ketsa yana olam gulsan. Lekin siz chiqib ketib boshqalar haligi bidatchi bilan qolsangiz uni fikrlarini odamlar eshitsa-chi, endi aytish kerak, endi bayon qilish kerak bo'ladi. O'shuncha zamon ehtiyoji bilan bu narsalarni ulamolar bayon qilishgan. Qur'oni Karimni tortishga kiradi, qiroatda tortish ilmsiz ravishda. Payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamning oldlarida Hazrat Ali o'tirgandilar. Sahobalar da uzoqdan jag'ur-jug'urlari keldi. Hazrat Ali aytdilarki, nimaga ular tort, nima gaplashishyapti dedilar. Hazrat Ali aniqlab aytdilarki, yo Rasululloh, bular qiroatda tortishyapti. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom ba'zilarga bir harfda, bir qiroatda, ikkinchilariga boshqa harfda o'qitgan ekanlar. Ular tortishib qolishdi. Masalan, bittalari Maliki deb o'qisa, ikkinchisi Maliki deb o'qigan ekanda. Maliki to'g'ri men Rasulullohdan olganman desa, ikkinchisi Maliki to'g'ri men Rasulullohdan olganman deyapti. Tortishib qolishdi. Shunga o'xshagan tortishuv bo'ldi. Hazrat Ali kelib aytdilar, Rasululloh yuzlari o'zgarib ketdi, qizarib ketdilar. Keyin bir narsa deb pichirladilar Hazrat Aliga. Sahobalar uni eshitishmadi, lekin Rasulullohni ko'rishdi. G'azablaridan qo'rqib ketishdi. U Hazrat Alidan keyin so'rashdi. Rasululloh, senga nima deb pichirladilar? Yuzlaridan g'azabni tuydik. Rasululloh aytdilarki, tortishmasin, har kim o'ziga o'rgatilganini o'qisin dedilar. Bu fiqhda ham o'tishu, qiroatda ham o'tishu. Endi axloq bilan aqida o'zgarmaydi. Har kim o'ziga o'rgatilganini o'qisin dedilar. Alloh shunday bo'lishini xohlagan. Ijtihod bo'lishini xohlagan. Aqllar quplanmasligini, dogma bo'lmasligini xohlagan. Asos masalalar, aqida yana ba'zi masalalar qoladi, lekin shariatning boshqa ahkomlari, boshqa jihatlarida aql ochiq bo'lishi, ijtihod bo'lishi, tirishish bo'lishi, o'zaro bir bellashuv, bahs bo'lishi uchun bir jihatini Alloh taolo asos bo'lmagan masalalarni ochiq qoldirganki, unda ijtihod bo'lsin. Ümmet aql quplanmasin. Toyinki shariat qiyomatgacha yashasin. Ana shunda Qur'onda tortishganlar uchun g'azablandilar. Demek bu ham Qur'onda tortishuv. Hozir vaqfda tortishuv bor ba'zilarda. U ham joiz, bu ham joiz. Tortishmang bo'ldi.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin diye bir okuş var mı? Var. İmam-ı Dani'nin mezhebi. İmam-ı Cezeri'nin mezhebi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin diye bir okuş var mı? Var. İmam-ı Asım Müslübleri. Yine bazı karılarının. Onu kısa hem caiz, bunu kısa hem caiz. Tartışmayın bunu. Kim ustaz ne kendi yoksa asla şunu diye okursun. Bol. Bana şu sünnet. Şimdi hem tartışıp, lamalıp koyu gönder tokta seni oğuladı. De birbirine düşmenlik kılış. Şundan bir macera çıkarış. Bu hem sünnet yıkılaf. Bu hem bana bu muhasibi yetkenleri dek. Kur'an'da tartışıştan hazır bugün diyen gepke şükaladı. Hazır olmasın bu. Madem caiz mi koyun. Bol. İkinci tamam caiz mi? Sünnette var mı? Bol koyun. Bu ulamalarda var. Vakf-ı İptizadı üçte mezhep var. Meşhur üçte mezhep var. Bitti surenin, bitti ayette tasavvur kılış var. Her bir ayette alayette böyle bir tasavvur kılış var. Her bir ayette tuhtep, keyin koşup okuş var. Üçte mezhep var. Vakf-ı İptizadı uzdu. Bu bana fikhdeki başka mezheplerden taşkarı. Vakf-ı İptizadı uzdu mezhep. Biz diyarda Secavendi'nin mezhebinden kapkoyan, o şey asası da birbirine koyuşken. Şimdi hem la degeni, tuhtaş haram degenimiz. Tuhtasen caiz, devam eden asen, elhamdülillahi rabbil alemin deyip tuhtasen caiz. Errahman'dan başlasen, iptida güzel bu muyum? İptida bu fikhi istirahmez, kıraatli istirah. La yahsulun iptida. Yani iptidayı hasen bu muyum? Degen, şunu alayım. Ben bu doğrularda tartışacağım, Kur'an'da tartışacağım. Bu ham kişilerini adaştırır. Bundan teşkarı, Kur'an'ın fikhi ahkamları da tartış. Müctehidler bahs kısa caiz. Başkalarına tartış mümkünmez. Ve hakaza, ben bunlardan talibler ve berçe kişiler ihtiyat buluş gerek. Şunu alayım. Ki ayetler ki, vel cidale fi din. Ve dinde mücadele kılıçtan, tartışıdan. Mücadele, cedeleden alıngan, cedele İpni eşleş, müstahkemleş. Adette tartışkan adam karşı tamamını özüge tartıp, onu fikirden, özünü fikirge tartkanı için mücadele edip namlan geldi. Cedele sözden alışken tartışuge, lügatını. Mücadeleden sakılangın dinde diyettiler. Halbuki Allah-u Teala vecadilhum billeti hiye ehsen degen. Onlar bilen en yakşı üslubde mücadele kılayım. Degen Allah etken. Şimdi ular degende kime etken? İslam'ın taşkar degilerine etken. Ahli kitaplar yani başkalarına etken. Ahli kitaplar bilen mücadele kılış neme degen o? Uruş degenimiz. Ularge hakkını yetkeziş için bahs kılış degen. Neme ki Allah billeti hiye ahsen en güzeli bilen degen. En güzel nerse bilen, vasıta bilen degen. Neme ki? Yani siz mücadele kılın, ahli kitap bilen, kafir bilen mücadele kıyınız diyen. Şimdi mücadele ki, o sizden çırali mücadele kildirenmesin. Billeti hiye ahsende murat şu. Mesela, vecadilhum bil husna deseyen bulurlar. Peki vecadilhum, mesela bil mücadeletil ahsen, bi ahsenil mücadele deseyen bulurlar. Vecadilhum bi ahsenil mücadele deseyen bulurlar. En yakışı mücadele yok. Billeti hiye ahsen diyenden murat. Mesela bil mücadeletil mesela rakiye deyişi mümkün biz dilimizde etken de zamana bitildi. Yahşı tartışkın, mücadele kıyın, çırali mücadele deseyim. Yok, çırali demedi. Ahsen en yahşısı olsun. Ahsen ne demedi yani? En mutkan, en muhlas degen. En ihlaslı ve en mükemmel tarzdegisi degen. En güzel şekildegisi olsun. Demek ki en güzel şekildegisi degen. Yani çırali mücadele kıyın dese, sizem çırali mücadele, uyam çırali mücadele kılışı mümkün. Ve o siz bilen, siz o bilen tek buluşsuz mümkün mücadele nispeti de. Yok, Allah dedi ki, senin mücadelen nispeti, onunki de yakışık olsun diye. Her kanaka halet. O özüce en çırali cidalini tartışığını getirirse, sen onunla yakışını getirişin gerek. Billeti hiye ahsenden murat şu. Müslümanmez, hali kafir bulan buluyken mücadele. Müslüman bulan bu seçim. İrte kaçın. Neme geçin diye buyururlardı. Çünkü sizi meksadiz alem alışmaz. Ya ki bir onu ezip paçalap koyuşmaz. Hakkını ispat kılış, zelalettiği adam mı? Küfür bilen imanın ortasında böyleyken mücadele eder.
Zalolatdagi odammi? Hidoyatga tortish. Uni tashvishda qilinadi mujodala. O'z yuzi g'amizda emas. Hatto kofir bilan bo'layotgan mujodala. Hatto ahli kitob bilan bo'lsa. Endi musulmon bilan bo'lsa-chi? Musulmon bilan bahs bo'ladi. Shuning uchun dinda deganim islom o'zida. İslam o'zida de mücadele kılıyor. Bahs kılıyor. Münazara kılıyor. Ama mücadele kılıyor. Cedele karşı tamamen özüge tartışma. Dinde İslam'ın içinde münazara olsa özüge tartışma mıydı? Hakkını tapışma oladı. İslam bilen teşkaredeki ortam adamın ortasında mücadele bugün de tartışma buluşu mümkün. Çünkü İslam haklı yani. Ama İslam'ın içindeki bir meselede münazara bulurken peyde. Karşı tamı hak oluşuyor mu? Çünkü onu özüye tartış ya ki özüye ispatlaşkemez. Ortada hakkını tapış için yine münazara kılışız mümkün. Aks halde haram bulu. Hazırda biz köpünce dini tartışı bulup görüyorken meseleler asıl nefs küreşi olan. Nefslerin küreşi. Millerinin küreşi. Etrafı ki kişinin mençeler toplamakken. Kendi ikide menin etrafı ki. Miller ve mençeler tartışadı. Ortada adavat payda buladı, husumat payda buladı, Müslümanlar tefrikaya düşer. Aynı şu muhitini yaratış için ihtilaflı meseleler bilen ders başlaydı. Buzuk taifeler. Niyeti buzuk, menheci buzuk ikenli birinci belgesi, akideden ders başlası, ihtilaftan başlaydı. Birinci günkü ders, Ahl-i Sünnet vel Cemaat biz, ikinci günkü ders, Maturidiye adeşken, üçüncü günü ders aşariye zelalette. Dördüncü günü bizden başka hakkı yok. Bu ana o canavar işteyken ami ve adamın hali laylaylallah manasını bilmeye tüzük kuru. Fatihan'ı tolduk okuyamaydı hali. Lekin ulamaların ortasında bahs bugün katta meselelerden istivadan başlaydı münazenen. Allah'ın kelamından başlaydı münazenen. Meşhur zelaletini birinci bilgisi şu meselelerin açıyakkerlerinin zelalette iken ve niyeti bozuk iken birinci delil. Bir kişi ayet verdi menge yakında biz mahad damlalarından bir kişi kelime bilen tartıştı dedi. Şu akide meselesi. O şu istivaşın yokuşuyla meseleler. Ki tohtayın Kur'an okuyamazsınız dedim. Ha dedi. Fatiha'nı okuyun. Desem Fatiha'nı doğru okuyamaz dedi. Hali Fatiha'nı hata okuyup Kur'an'daki müteşabih ayetlerden bahs kılıyor. Şundan palancı hak, pistancı nahaklığı gibi ispatlamak. O da haklı mergini bilmeyiz. Bu niyeti bozuklar gibi bu yola girer. Kimdendir alemini amakçı bugünler? Kimdendir alemzede bugünler? Kim midir yaman körüp koyanlar? Kimdendir cevir körüp alemzede bulup ziddi genimedir deyişki aşıkkanlar? Şuna hangi? Yani ki öte sadde itikadı varu, aklı natavan adamlar gibi ergeçer. Bu ne kadar adamlar? Benim, birinci kadından böyle olayım. Dolayısıyla İslam'ın ikide kanatı bugün, ümmetli ikide kanatı bugün, Maturidiye Eş'ariyye'nin min yılli tarihini bir daha çıkarı yaptı mı? Min yılli ulamalarını bir daha çıkarı yaptı mı? O şu adam bilinki bir daha, anık. Ve niyeti bozuk. Kişilerde dinini örgütmek istemez, hakkını etmek istemez, onların akidesini toplamak istemez. Maksat onların tarihinden üzmek için, ulamalardan savutmak için ve menkurtke eğlentirmek için. Hatırcam bölüm şu bundan başka yapıyor. Eğer o halis bugün de adamlarca adını Fatiha'nı örgütlerdi. Adamlarca birlemçi itikadı örgütlerdi. Kur'an mahluk mu mahluk mu mesela deyken meselelerini kötüleştiği oranına Kur'an'ın özünü okutardı adını. Kaçan ki o şu bahsde ulamalar tartken payıttı o şu vakte kılınış gereği bunlar sefer. Ama akidesi, itikadı bozuklar, maksadı bozuklar, başından başlaydı bunu. Birinci dersten başlaydı, ikinci dersten başlaydı. Ben bir hazırlaşmamı ettemem. Biz sarf okutsak, bu üç akliyetli ilgileri şunu kullan. Biz sarf okutsak, misal ki, faale faale ki, faale yafilu ki. Doraba 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 bunu misal kılamız. Babalar niyatlatış için, yani ki, hem o şey, mütekellim, hemesini, gayiblar niyatlatış için, sigalarını. Zarabe 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 ta zarabe sana kıldırlardı. Nemege otken de mazid ki olsa af'ala yuf'ilu akrama yukrimu misal kulunna daim.
akrama babı deyip koyuşar şunun için. Ular ki ular. Birinci ilacı olsa sarfı okusun hem şu kefara kefara adam başlıyor. İlacı olsa. Hazır. Lekin ruhiyat şuna kadar. Mezid babı olsa aşırı köyü şükür değil. Biz akrama yükürüm onu öğretemiz. O aşırı köyü şükür öğretemiz. Düşündünüz mü? Biz ihtarama yahtarim onu öğretse iptidâ ibtidâ onu öğretemiz. İptidâ ibtidâ onu öğretemiz. Mezid ki olsa. Düşündünüz mü? Çünkü akliyet şuna kadar bozuk. Maksat dinini öğrenip Allah'a yakınlaştırmaz. Müslümanların arasında niza çıkarıp, uruş çıkarıp, şundan rahat alır. Şalas. Başka neyse yok. Baba adasız, Kur'an mahlukum mahlulmasın diyen sözde eşitmezse ölüp geçsiz ne olaydı? Hiç neyse olmuyor. Şunlar tarikatmazsa burası tarikatmıyordu. Ben şunlar tarikatmıyordu. Şunun gibi Allah'ın kolu var, gözü var, vaha kaza diyen sözlerini hem şunlar tarikatmıyordu. Bunlar hemisi kişilerin akidesi ki şubha salış, esasi közlengen maksat, ümmetini özünün tarihinden üzüş, özünün ulamalarından tarihinden nefretlendiriş, pirovard neticede özlerine müstemlekenin merdikarı bugün kimselerine karam kılış. Ve keyin halen köyge salış. Ümmetin şahsiyetini yok atış. Aslı maksat şu. Üçüncü, o tafsir-i teberiyyiler, o hakeza katta tafsirlerde kirlediğin bahslerini meblağ rağını okumaya alın ki, ya ki indi meblağ rağından çıkan alın ki bir işle başlayın. Yani uzlarında Rabbani edip koyardı. Kim çıralı uygun için, ya ki görünüş çıralı uygun için. Ya ki avazı belen bugün için. Rabbani edip kiçkine ilimlerden başlayıp kettiği ilimge terbiyeli yapıp çıkardığı adam beytir. Bu doğru değil, geriye yapırgenmez biz. Kıskaç ayet koydum. Demek Kur'an, dinde mücadeleden saklanıyor. Mağrufu kâhiyyat kendiler. Kimge Allah, kaysi bir kavmge, ya ki şahske, Allah subhanehu ve ta'ala yahşiligini istese, emelli verip, tartışına koyadı onu. Kaysi bir kavmge, yamallikini irade kılse, ya ki kaysi bir şahske, özünü rahmetinden mahrum kılışını istese, onge tartışını verip, emelli koyadı. Fatihan hali yahşi örgenmesinden, müteşabih ayetlerden bahsini yaptı mı? Allah, dergahıdan kuvgen adamı. Yahşili irade kıyan adammez. Yahşili irade kıyan neydi? O mücadeleni koyup Fatiha'nı örgenerdi o. Allah'a mekan ispat kılıç meselesini koyup halal haramı örgenerdi. Ve Allah'dan korkuşunu örgenerdi. Allah körü uçudur degen ayetten murat közünü seneşmez. Körüp türüptü deyip o yüzü tertifke salışıyız. İşti uçudur degen ayetten kanak işini örgenişmez. Baksın. İşti türüptü deyip filizli kımırlatışıyız. Yeganedir degen itikadden maksat, artıdan hemen müşrik çıkışmaz. Allah'dan başka ki yüzlenmezlikini örgeniş. Ve hakaza, akidenin maksadı, bendenin terbiyesi tartışılmaz. Onu terbiyeden alıp tartışılığa eğlendiriş, bana bu zelalet. Edeşken, kişinin edeşkenliği, zelaletliğinin birinci bilgisi meşhur. Çünkü Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam etken ekenler ki, Abu Umama raziyallahu anhudan rivayet qilingan hadisda hidoyat topganidan keyin o'zlari hidoyatda tura turib keyin bir qavm adashgan bo'lsa albatta ularga jadal tortishuv berib qo'yiladi. Dedilarda orqasidan Alloh taoloning ma'dorabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun oyatini o'qdilar. Ya'ni bular bu yerda oyatda nasroniylar nazarda tutilgan yoki mushriklar nazarda tutilgan. İsa Aleyhisselam'ı keltirişedi misal kılıp. O kişinin tevellülleri hakkında başka geplerini kötürişedi. Hakikatli bir üçünmez. Ya ki hakkı taf bir geç üçünmez. Cedele. Tartışı uçu halas. Belhum kavmun hasimun. Belki ular husumetçi kavm. Yani asli kalbide illeti bar adamdır. Dinli organistan maksada bunun amel kılışmaz. Kimdendir afzalligini ispatlaş. Kimgedir? Gepirip alemini alış, kimidir yaman kurgen bulsa, o şey adamı kararlaşke vasıta kılış. Allah'a yakın buluşmaz, o şun bile. Öş ayette okudular. Beş ayette hem demek, kaysi bir kavm, hidayette oturup ki adeşti mi? Bilin ki, tartışılığa verilgen bulu. Şunun için, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kıraatı üstünde tartışacak kendini görmem, sahabaların açıklandılar. Her kim özü görgeçlikten noksun, bol, başka yapılmasın diye. Hop, kiyatlar ki
وَالْكَلَامَ فِي التَّحْدِيدِ Had bilgiler hakkında hem yapılıştan ihtiyacımız. Bu ham aynı haşev ilanı yap. Tehdid de murat had bilgiler. Yani Allah ki had bilgiler. Çekere bilgiler, mekan bilgiler. Şundan ihtiyaç bulur. Şu turda yapılıştan ihtiyaç bulur. Mücessimelerini alımlarından deşti digenini kitabı var. İsbatul haddi lillah. Allah'ın çekerelengenliğini ispatı digenini. Şuna da kitap yazdı. Kitabın namı bu. Şunu bu mücessimeler takatı oturup da hazıram. Hazıram takat işledi mücessimeler. Allah'ın cisminde tesavvur kılıyorlar. Şunu şundan ihtiyat buluş gerek ki Hazreti İmam Ahmet etkenler. Mâ khatara bi bâlik fallahu bi khilâfi zâlik. Peki fallahu leyse kezâlik. Başka ulamalara etken bir avazda etken gel. Hayalinde Allah'ın hakikati hakkında ne mekigen bulsa Allah hoşamaz. Zatı hakkı da olsun, sıfatı hakkı da olsun, fiil hakkı da olsun. Hayalinde ne mekise Allah hoşamaz. Ne mekise. Şunun için La ilahe illallah da ağzın nafi kele. Allah'dan özgü ilah yok. Ne meke? İnsanla hangiye yapışıp koyan ilahlar buladı. Tesavvur izde Allah hakkı da ne meki olsa tesavvur. Bu şey Allah olmaz. Şunun için zikirini şartlardan beri ve bu nefinin manası la ilahe de hayalimde urunlaşken ve başkalarının hayali de urunlaşken. Yani ki birer kişi tabir bergen, hakikat deb etken Allah Ta'ala'nın zatiga dair, sıfatiga dair, fiiliga dair tasavvur var ki hama, bunlar hamesi vahmi ilahlar. Hamesi yok diyen. İlahması onlar. Hissi ilahlar var. Sanemler, butlar, ha? Gözümüzden körüktürgen meseleler. Taş mı, darakt mı, arvah mı, yani ki değilik, kuyaş mı, yıldız mı? Hissi ilahlarım yok. Vahmi ilahlarım yok. La ilahe illallah da vahmi ilahlarım inkar kılınlar. Kim ki eğer Allah subhanahu ve ta'ala'nı tesavvur kısa uz işe ve o işe tesavvuru dediği mabudge sığınsa Allah'a ibadet kılıyken bu bey. Tesavvuru dediği sanemge sığınırken bu bey. Çünkü la ilahe illallah da Allah'dan uzga ilah yok diyen de hiçbir ilah yok de her kendi ilahını inkar kılınlar. Megerem Allah'ın var diyen de okşası yok, hiçbir nersine okşamaydıken, hiçbir nersine onu okşamaydıken zatı da, sıfatı da, fiili de hiç kim okşamayken tasavvurdan yukarı bugün, akıldan taşkarı bugün zat deyip bilinir. O şey zat ki alemini yaratıcısı Allah'a sana hemen ondan başka ilah yok diyen bulasın. La ilahe de alın hayalinizde kalbinizde uğrunlaşırken hemen ilahını. Yani ki ilah uğrunu tutken nerseler var. Mesela sizi bari hatta hareketinizi menfaat belgileyip paydaya kadar bir kılıyız. Pulya kadar bir kılıyız. İlah tutken siz o şunu. Yani ki nefsizliğe kadar bir kılıyız daim. Nefsizliği ilah tutken siz. O şeylerini hem inkar kılıyız. La ilahe de. İllallah da yalnız Allah kaladı ki. La ilahe illallah'ın manası şu. Çünkü aldı nefi kiltirler, ki ispat kiltirler. Şunun ne kişi namaz okuyan payeti de, zikir kıyan payeti de, kalbi de Allah subhanahu ve ta'ala'nın hakikati ya ki sıfatları hakkı da tasavvur bilen kısa Allah'ın zikir kıyan bulmuyor. Başkanı zikir kıyan bulmuyor. Tili de Allah desin. Yani. Çünkü yalnız Allah subhanahu ve ta'ala'nın uzunluğunu zikir kılıçta onu okşaşı yoğuluyken leysa kemithlihine ve lem yekul lehum kufuvan ahadını kalpte hazırlayıp durup zikir kılmış gerek. Had bilgiler, hakiki kol, hakiki ayak deyip aytış Allah'a nisbet verilgen kol ve ayak sözlerini, mesela kadem degen sözlerini. Bu kişinin tasavvuru da Allah'dan başka butu yasayıp. Bu adam Allah'a sığınırken bu medike. Şunun için itikad meselesi getirdim. Bu kişi tahdit hakkı yapılmayan degenleri şu. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'nın zatını, sıfatını, hakikatını bilgiler doğrusunda gapirme. Düşünürlüyor musun? Demek az üçte mesele, birincisi hem akidevi mesele, ikincisi hem ortada, üçüncüsü hem, yani ikincisi ortadakisi hem şu meselelerde dair, lakin umumi, o fikhi hem başkası hem ahlakı hem dalalat, dahil kıladigen umumi, ahlakı mesele. Üçte mesele ne etler hazır? Kur'an'da tartışma, dinde tartışma ve tehdit Allah subhanahu ve ta'ala'nın
zatı sıfatı fiilleri hakkında bir nesneni bilgiler tayin kılış hadçige de bilgiler doğrusunu yapırma. Şunlar hazır bugün. Kiyatlar ki وَكُنْ مِنَ الَّذ۪ينَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ف۪يهِمْ وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمَا. Şimdi sen yapırma yapsan, mücadele kılma yapsan, bir okuyup seni yapırsa ki ne kıl? Ne kılasın? Allah subhanehu ve teala kuyudaki ayette etken adamların zimni yekir var. Allah ne diyen? Ularga cahiller hitap kısa, Rahman'da bendelerge. Aman bulayım diye kuyuşa da Allah olsun. Selamende murad, esselamu aleykümmez. Aman bulayım. Yamanlık dilemeydi. Gördünüz mü? Yamanlık dilemeydi. Lanetlemeydi, sökünmeydi. Yahşilik dileydi, salamat bulayım. Salamdan murad, yapıp kesip koyuş. Ve onge yahşilik dilep koyuş, şundayım. Ben şu buzuk etik adamısan, Allah şundan seni kutkarsın, salamat bulayım. Dikin yap yok seni, bu. Aramızda yap yok. Kalu salamandan murad, yapıp kesip koyuş. Dikin şu kesişteyim, yahşilik dilep koyar. Ana şundayım bugün. Bana bu güzel ahlak. Kelip Rasulü'nden tartışacaksın, selamen deyip koyayım bu oğlum. Aman bolin tahsil deyip koyayım bu oğlum. Çünkü tartışığa girgen kavim ondan halas bulamaydı hiç kaçan. Çünkü başıda her kanaka ihlaslı bu seyen başıda. Başıda göğenki hakkını bir üstün tartışırdı başıda. Yütküzü koyandı ki yani ki gaptan kop kosa yani ki nimadır yapılamı yok kosa alem kılıçtı başlaydı mı? Karabski uyakı nefsi götürdü. Bu nefsi götürdü mü tohtamaydı o. Özü başıda nefs başlamadı galiba. Lakin halis başlayanların hem aksarı keyin nefsi götürdü. Çünkü gap başladın bura münazara Esselamu Aleyküm. Aman bulayım tahsil diye koyuyorlar. En doğru yol şu. Yine ayet edilir ki velzemil edeb adabını, adabını özünge lazım tut. Edeb güzel ahlakının zahırda aks etiş. Yaman hulkunu uyan hulk lekin ahlaksızlık deymiz. Nafi bilen etemiz. Adam gerçilik yoğunu adammez degendi. Adapsızlık hem yaman hulkunu zahir buluşu. Ama biz adapsızlık deymiz. Yamanını yok de beti var kıyandı göyanık. Onda yaşlı yolu güç. Adap degeni demek güzel ahlakının sizde zahirde aksetiş. Köp mertte etkemiz bunu. Yatla varganımız gerek. Adabını meyyarını ne deyse sağlam fitret hursan bölüdüken neresi sizden zahir buluş. Sağlam fitret sizden hursan bölüdüken. Karşıda adam durup da homurayı butursuz yakadı mı? Yok. Tebessüm kısız yakadı. Sağlam fitretki yakadı. Demek tebessüm adam. Homurayı bir adam değil. Açık çekirelik yakadı mı? Karşısızlık adam yakadı. Tebege doğru kere dedim kereydi. Açık çehirelik adam. Kavak sarış yani dom sayış bir adam. Mülayim yapırsız karşısızdaki yok adı mı? Yok adı. Bakırsız şey. Yok muydu? Demek bakırış bir adamlık. Meyarı şu. Sağlam karşısızdaki sağlam fitret mülayim yani münasip ve düşken muvafık bugünlerse adam bu. Adamlı meyarı şu. O güzel ahlaktan balk urup çıkkandı mana kasb kılın. Lekin içkaride başka taşkaride yesem olsa ki adab oladı ahlak bulmaydı nüfak bulu. Daim adabını tutkun yani ki adabdan murat bu yerde yani bazı ulamalar şeriatını müstehab amellerine etti. Şeriatdaki müstehab amellerine mesela daim tuvalette yürüyüş hafzal amel. Allah'a nisbeten adab bu. Afzal amellerini hem adabdan deyişler. Cümleden bu yenge mahsus tartışını bazıları edepten deyişken. Bazıları hasen deyişken. Tarıttı. Bazıları bid'at deyken. Peki İbn-i Umar raziyallahu anhundan eserde rivayet kılın geneken. Şunun için bizi ulamalar müstehab deyip kabul kılışken. Vel murakabetu gayetu kasdik. Şimdi sen adab bilen bul. Ve be'idil heva dedilere. Havadan uzak bul. Vel gazab, gazabdan hem uzak bul. Gazab, def kılıç isteği. Özümüze kilediğin, ya ki kilgen zararını, def kılıç isteğini, ruhteki kuvvetini gazab değildi. Tarifte gâhı da, sevaranul eddem değildi. Yani kanlı kızışı, kanlı kızışı, gazabını tarifi şimdi. İntikam,
Duygusu ham deyiladi ba'zi ta'riflarda. Shundan ehtiyot bo'l. Mutlaqomi? Yo'q, mutlaqo emas. Mutlaqo g'azabi yo'q odam eshak bo'ladi. G'azab bo'lsin, birinchidan o'rnida bo'lsin, ikkinchidan me'yorida bo'lsin. Shimiz g'izim bo'lsa ham g'azab qilavermaydi. Yoki kelib birov deylik sizga bir turtilib ketib qolsa ham g'azab qilavermaydi to'satdan. G'azab birinchidan yaroqli narsaga bo'lsin, o'rinli bo'lsin. İkincisinden arziydigan narsaga bo'lsin va miqdorida bo'lsin. Endi g'azabni bu yerda saqlan deyotganlar nafsdan kelib chiqqan g'azabdan saqlan. Alloh uchun g'azab qilish u farz bo'ladi. Endi havo nima? Havo haqqa haq bo'lmagan istak. Haqqa haqqa xilof bo'lgan istakni havo deydi. Haqqa xilof bo'lgan istak havo deydi. Haqdan ayrı bo'lgan istak. O'shundan saqlangin. Toifalarning aksari shundan ketadi. Shuning uchun ahli bidatlarni bitta qilib ulamolar ahlul ahva deyishgan. Nimaga ahlul ahva deyishgan? Chunki qaysidir masalada ahli sunnadan chiqqan. Lekin o'sha masalada nima uchun qoladi? O'rganib qolgani uchun yoki o'shundan o'sh tomondan bir manfaat ko'rgani uchun yoki qaysarlik yuzasidan nafs turtkilari bilan o'sha adashgan joyda qolib ketadi. Adashgan masalasida qolib ketadi. Natijada bid'atda sobit qoladi. O'shuning uchun ularni ahlul ahvo deyiladi. Va amal fi asbabit tayaqquz. Uyg'oqlikni sabablarini keltir. Uyg'oqlikning sabablarini hosil qilishda ishla. Uyg'oqlik qalb uyg'oqligi. Qalb uyg'oqligi degani kishini qalbi doim hozir turish. Qalb uyg'oq bo'lsa, bir oyat eshitsiz shunda kirib o'rnaydi. Vaz eshitsiz shunda qalbingizga joylanadi. Qo'rquv oyati kelsa, qo'rquv paydo bo'ladi. Bashorat oyati kelsa, umid paydo bo'ladi. Qalb tirik bo'ladi. Biroq sizga nasihat qilsa, darov olasiz. Biroq xatoingiz esa jirlayapsizmi, qalbingiz uyg'omas. Sizda kibr bor, qalbingiz g'aflatda. Yoki suhbatda eshityapsiz mayizdan, yoki bir tanbehni eshitdingizda eshitmagandek ketyapsiz, qalbingiz g'aflatda uyg'omas. Endi qalbni uyg'onligining sabablari nima? Zikr. Eng birinchisi zikr. Va istig'for. Yana omillardan bittasi Ibn Tamiyaning tajribalaridan bomdodning sunnati bilan farzini o'rtasida Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa ant bi rahmatika astagis. Kim shuni 40 marta aytib yursa, qalbi tirik bo'ladi degan ekan. Ibn Tamiya alayhi rahmatu o'zi taqqim etgan shuni. Bu salaflardan kelgan. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa ant bi rahmatika astagis. Mana shuni 40 marta bomdod sunnatidan keyin farzgacha aytib yursa kishi qalbidan Alloh taolo uni qalbini ochadi. Hatto opodam aytganlar Alloh rahmat qilsin Habibulloh hojidamlar. U kishi xuddi shu tartib aytarkanlar. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa ant bi rahmatika astagisni kim ko'p aytib yursa sajdada farzandlari olim bo'ladi deganlar. Hozirda opodami nimalardan nasihatlardan. Chunki qalbi tirik bo'ladi. Qalbi tirik odamdan olim farzand tug'iladi. Sajdada ko'paytirib yursa degan ekanlar. O'zlari ham ko'paytardilar. O'zlari ham ko'paytardilar. Biz yetalab yurganimizda ham ko'paytardilar. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa ant bi rahmatika astagis. Chunki Hay Allohning tirik degan sifat. Qayyum borliqni tutib turuvchi, boshqarib turuvchi degan sifat. Alloh taoloning qaysi ismini ko'p zikr qilsangiz, o'sha ismdan koinotda borliqda o'sha ismning inikosi sizda ko'payadi. Borliqdagi hamma jarayonlar Allohning sifatlarining inikosi hisoblanadi. Ya'ni faoliyat hisoblanadi. Kimdir o'ldiradi, kimdir tiriltiradi, kimgadir rizq beradi, kimdir aziz, kimdir xor qiladi. Allohni ism va sifatlarini ijrosi hisoblanadi. Inikosi deyiladi. Kim Allohni ismlaridan qaysi ismni ko'p zikr qilsa, o'sha bandada o'sha ismni inikosi kuchayadi. O'shaning uchun haydan qalbiga hayot. Qayyumligi bandani ishlarini Alloh taolo o'zi oson bajarib berishi bilan aks etadi. Tushundingizmi? Shuning uchun Ya Hayyu Ya Qayyum ismlarini, ismi azam ham deyilgan va bu ikkala ismni juda ham ta'siri katta banda Allohga shu bilan iltijo qilib yursin.
Vel murakabetu, demek bu zikir kalbini uyguluğunu tamirlovchi omillardan bittasi. Shuningdek, kalbini uyguluğunu tamirlovchi omillardan biri Alloh subhanahu va taolo Alloh ismining ma'nosini, ya'ni zoti pokini, Haq subhanahu va taoloning zotini zotga dalolat qiladimi? Alloh ismi Alloh ismining ma'nosini qalbda tuyib yurish Alloh degan lafzda aytmasdan tilda ham qolsa. Bu muroqobaning yo'llaridan bittasi, mana shu ham qalbni tiriltiradi. Hatto nafiy isbotdan la ilaha illallohdan ko'ra tez uyg'otadi deyishgan. Wal muroqobatu g'oyatu qasdik. Muroqoba seni bori qasding bo'lsin. Ya'ni doim Alloh subhanahu va taoloning seni kuzatib turganini his qilib yurish doimiy ishing bo'lsin. Wattaqidir rifqa xidna va ta'anni sohiba. Xidn degani ko'plik axdan o'rtoq deganida endi. Rifq degani muloyimlik, bir narsaga ohistalik bilan kirishish. Rifqni o'zingga o'rtoq tut, ya'ni doim nima ish ko'rsang o'sha rifq bilan bo'lsin. Biror gapirmoqchimisan, nahiy munkar qaytarmoqchimisan, rifq bilan bo'lsin. Amri ma'ruf qilib buyurmoqchimisan, rifq bilan bo'lsin. Savdo qilmoqchimisan, rifq bilan bo'lsin. Ha, ta'lim bermoqchimisan, rifq bilan bo'lsin. Hamma narsada. Hadis sharifda keladi, rifq nimaga kirgan bo'lsa, uni ziynatlaydi. Nimadan olingan bo'lsa, uni xunuk qilib qo'yadi. Va ta'anni bo'lsa ohistalik, u ham tarayus deydi-yu. Rifq muloyimlik bo'lsa, ta'anni ohistalik, sekinlik. Sekinlikdan murod keragidan ortiq sekinlanish, yoyinki bir o'ychanlik emas. Mutaraddidlik emas, taraddud emas, yo'q. Ta'anniydan murod shoshmaslik. Al-ajalatu minash shayton va ta'anni minar rahman degan hadis ham bor. Ya'ni shoshilish shaytondan aksi bo'lgan ta'anni ohistalik rahmondandir. Ta'annini ohistalikni o'zingga sohib tut. Doim sen bilan bo'lsin degan. Va salamata kahfan, salomatlikni o'zingga g'or tut. Ashobi kaf g'orga kirib bekingan-u. Inson odatda yog'in bo'lsa, boshqa bo'lsa, hujum bo'lsa g'orga kirib bekinadi. G'orda omonlik topadi o'ziga, himoya topadi. Salomatlikni o'zingga himoya tut, himoya maskani qilib tut. Salomatlik degani bir narsadan qutulish. Ya'ni bu yerda nima demoqchi? Ya'ni sen agar ofiyat istamoqchi bo'lsang, yaxshilik istamoqchi bo'lsang, zarar keltirishi mumkin bo'lgan narsalardan o'zingni chetga olib, o'zingni omon saqlab qol degan. Val farog'a g'animatan, bo'shlikni g'animat bil. G'animat o'zi o'lja degani, bo'sh vaqt, ko'zingizni bo'shligi, qalbingizni bo'shligi, xotiringizni bo'shligi g'animat. Vaqtingizni bo'shligi g'animat. Shuni g'animat bil degani qo'lingdan chiqarma degan. Har bir daqiqamiz g'animatdir. Va dunyo matiya va oxirat manzila. Dunyoni ulov bil, oxiratni manzil bil. Ya'ni borib joylashadigan joying asli makoning oxirat. Dunyo unga olib boradigan bir yo'lak xolos. Ulov xolos, matiya deb ulovni aytadi. Masalan, siz ulovga misol uchun hozir Qohiradan Iskandariyaga ketyapsiz. Mashinasiz kimas? Shunchaki Iskandariyaga yetib olish uchun minyapsiz. Boring siz ko'rgan taqdirda ham 2 soatdan keyin tushib Iskandariyada qolasiz, bo'ldi. Mashinasidan ayriladi. Shu mashinaga nima e'tibor qilasiz? Qanchalik ko'ngil qo'yasiz? Hech qanday. Yetmaguday sovutib tursa bo'ldi yoki isitib tursa bo'ldi. G'ildirga aylanib tursa bo'ldi. Bo'ldi. Bor pulingizni Iskandariyaga saqlaysiz. Chunki o'sha yerga borib o'sha yerda yashaysiz keyin. Dunyo xuddi shunaqa ulov. Vosita xolos. Oxiratga yetib olish uchungina foydalaning bo'ldi. Dunyoda qolaman deb emas. O'shuning uchun oxiratga e'tibor qaratish uchun Qur'oni Karimda birinchi xalaqal mauta degan. O'lim va hayotni yaratdi. Hayot va o'lim emas. O'lim va hayot. Dunyoga kelishdan maqsad o'lish. Chunki o'limdan keyingi hayot muhim. Kelishingizni o'zi dunyoga oxiratga qo'yilgan birinchi qadam bo'ladi. Oxirat sari qo'yilgan birinchi qadam. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ashablaridan biridan so'radilarki, nima qilyotganding falon joyda desalar, onam bilan bo'stonni devorini shuvayotgandim debdilar. Desalar, Rasul akram aytgan ekanlarki, al-amru a'jalu min zalik degan ekan. Ish bundan tez degan ekan.
bu dünyo devorini suva bo'tirishga arziydigan joy emas degan ekan. Suvashga vaqt ajratishga arziydigan yer emas bu yer. Qani? Bir rivoyatda Imom Nasoiyda keldimikan. Masjidni suvaylik deyishganda shu gap aytgan ekanlar. İş undan tez. Suva bo'tirishga arzimaydi. Oxirat shunaqa yaqin. O dunyo shunaqa qisqa. Men uyimni ko'tarib olay, bir umr bitta ikki xona yuklaman deb odam munsabli. Yo, dunyo unga arziydigan narsa emas. Mabodo 50 yil yashasangiz ham. O'zi 50 yil yashashga kafolat yo'q o'zasi. 50 yil umr berilsa ham arzimaydi. 100 yil bersa ham arzimaydi. Illo mayli qilmang emas, qiling, uy qiling, joy qiling, mashina qiling. Hammasi oxiratga yetib olish uchun bo'lsa xolos bo'lmaydi. Kerak miqdorda qiling. Zarurat miqdorida qiling. Endi hamma davrda zarurat urf bilan belgilanadi. Urf bilan belgilanadi. O'sha o'zingizning davringizda oddiy inson yashab o'tish kerak bo'lgan uyni quring, yetadi o'sha. Qolganlar qilsa qilaversin. Lekin o'shanga sarflanadigan pul siz oxiratga sarflasangiz sizga foydaliroq. 10 xona uy qurishda o'rniga bitta bolangizga 3 xona uy quring, o'zingizga bolangizga mehmonga qiling. Yetti xonani uyini birovga bering, oxiratingiz zaxira bo'lsin. Mana shu to'g'ri tasarruf bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam shunday bo'lganlar. Shu sunnat shu. Dunyoga bo'lgan munosabatdagi sunnat shu. Shunga bu qaydan kelib chiqadi? Bu aqidadan kelib chiqadi. Shuni aytayaptilarki, dunyoni ulov bil, oxiratni manzil bil. Bor qiladigan harakatingiz manzilga bo'lsin. Molingizni borini manzilga saqlang. O yo'lga yetib olguncha bir ozgina suv ichib, salqinlab ozgina yetib olsangiz bo'ldi. Mana shu haqiqiy musulmoncha yashash bo'ladi. Shunday dedilar. Hasan al-Basriyning gaplari bor, bunga dalil. Aytgan ekanlarki, innalloha ta'ala lam yaj'al lil mu'mini rohatan dunal janna. Alloh subhanahu va taolo mu'minga jannatdan oldin rohat qo'ymadi. Haqiqiy mu'minga jannatga yetib borguncha dam yo'q, rohatdan murod dam. Istirohat yo'q. Haqiqiy mu'minga jannatga yetib borguncha istirohat yo'q. Faqat mehnat, ibodat, oxiratga harakat. Shu harakat asnosida tanangiz sog', jismingiz but, hojatingiz ravo bo'lishi uchun kerakli suratda dunyodan foydalanasiz bo'ldi. Birovdan o'zish uchun emas, birov bilan bellashish uchun emas. Mana shu haqiqiy musulmon hayot bo'ladi. Shuning uchun nima deyaptilar Imom Hasan al-Basriy? Mo'min uchun, har qanday mo'min uchun Alloh taolo jannatni bu yog'ida istirohat qo'ymadi, rohat qo'ymadi. Mo'min banda Allohning huzurida oladi damni. Ungacha faqat mehnat qiladi. Shu odam İnşallah dünyada hem saadet görürdü, ahirette nadamat kılmaydı. Ama başka adam nadamat kılmaydı. Bazıda Ali bir gibi var. Meyle mezak edin, dünyada yaşayın, ahiretten bir insan çıkmasın dedi. Yok, tezgahı bu. Ahiret için yaşayın, dünya insan çıkmasın. O hali gibi var o, aldın gibi. Dünyada mezak edin, kalp sapanı kılın, ahiretten bir insan çıkmasın yani. Anca müncesine takı kutlayın, anca müncesine namazı kutlayın diye. Ya o mu'minni me'yori emas u. Mu'minni me'yori dunyoda faqat oxirat uchun yashaydi. Kim bundan boshqacha yashayotgan bo'lsa sunnatga xilof uni yashash. Iymonga xilof. Haqiqiy mu'minni hayoti emas u. Ne'matdan foydalanmaymiz, foydalaning, uylaning, to'tta uylaning marhamat. Bolachaqa ham bo'lsin, uyja ham hamma bo'laversin. Lekin hammasi oxiratga vosita bo'lsin. Va o'sha miqdorda foydalaning. Oxirat uchun deb 8 qavat imon qilmang. Oxirat uchun kerak bo'ladigan miqdorda foydalaning, suva qiling mayli, mayli bezak qiling, ozmuncha foydalaning mayli, urfdan kelib chiq. Lekin o'zini o'ynashga bo'lmasin, o'zini ko'rsatishga bo'lmasin va ko'ngil qo'yish bilan bo'lmas. Ko'ngil qo'yadigan bo'lsangiz, unda to'xtating. Mana shu musulmoncha hayot mu'minlarning hayoti bo'ladi. Bu saodat beradi. Dunyodagi hamma musibat bari hayot dunyoda deb o'ylagandan kelib chiqadi. Oxirat unutgandan kelib chiqadi. Oxiratni unutib qo'ysangiz, u g'aybga bo'lgan iymon hech qanaqa sizga foyda bermaydi. Shu mu'minning hayoti shuni aytadi. Demak, bu kishi bugun tortishuvdan,
kaytardılar. Kur'an-ı Kerim doğrusu tartıştıktan kaytardılar. Ve dinde tartışmadan hem de Allah Subhanahu ve Taala'nın zatı hakikati doğrusunda bahs kılıçtan kaytardılar. Cahiller gap açsa hem gapını kesip aman bolin deyip kesip koyuşunu buyurdular. Allah kayır deyip sorarsa selamen deyip koyulayım. İstivanıma diyenin ise selamen deyip koyulayım. Bilmiyim ben deyip. Allah bilir. Ben bari iman getirgen ben deyip. Allah'ın Rabbim mi kelamı? Neme diyen bu ise hak? Bari iman getirgen ben hakikatini, mahiyetini bilmiyim ben. Bilalmiyim ben. Urunmiyim ben bilişke. Çünkü imkanım yok. Selamen deyip koyan gibi olur. Ben işte doğru yol buladı. Adabını daim tutun dediler. Ve kıyamet ahiret için yaşayın dediler. Ben şu bugünkü nasihatler buldu. Allah Teala uz amelige muvaffak eylesin. Subhane Rabbike Rabbin izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursaline velhamdülillahi Rabbil alemin.